Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Ötesi Podcast serisindesiniz. Bu 51. bölümümüz. Yine karşınızdayız sevgili Dahan Uzgur'la birlikte. Selam olsun tüm dinleyici ve izleyicilere. Selam olsun. Selamlayalım. İzleyicilerimizi, dinleyicilerimizi. Hoş geldiniz yayınımıza. İnşallah yine keyifli bir yayınla karşınızda olacağız. Evet sevgili Dahan Uzgur, sonunda muhteşem Cuma'yı eda ettik. Hayırlısıyla bitirdik. Ne fırsatları yakaladın bakalım, anlat. Ya hiç. Biz bizeyiz burada. Kimse ya bu yok. Dolar bu haldeyken Apple'ın son yaptığı bütün ürünlere 4000 lira zam koydular bugün. Önce satışı kapattılar. Evet. Muhteşem Cuma'da da 4000 lira koydular. Evet ya, bir yakınım o gün salı günü telaşla bir grafik tasarımlarında kullanmak için bilgisayar almak istedi. Didindi. Tam işlemleri yaparken birden sistem kapandı. Stopları evet. Kapattılar. Zaten yok, almış olanları da iptal etmişler. Üzülmesin. Ben de aynısını söyledim. Kafanı takma. Zaten evet. Seni telefonla arayacaklardı. Hı-hı. Satmazlardı bu kurla sana diye. İşte uygulanan politikanın ne kadar yanlış olduğunu toplumsal hareketlerle algılayabiliyoruz. İnsanlar yarın bu paradan alamam diye mala saldırdılar. Evet. Bu neyi arttırıyor o zaman? Hı-hı. Dışarıdan gelen malların satışını arttırıyor. İşte faiz konusu böyle bir şey. Normalde faiz enflasyon oranında olsa insanlar paralarıyla mal almak yerine onu değerlendirmeyi düşünürler. Ama şu an tam tersi, parayı bankada tutmayalım, zarar ediyoruz. Hı-hı. Ne kurtarırsak kârdır diye yarın bir yokluk olduğundaki kendilerine ayırdıkları parayı harcıyorlar elektroniğe, şuna buna. Yani kesinlikle yanlış bir ekonomik politik olduğunu da buradan sizin yakından da anlıyoruz yani. Evet, aynen öyle. Şimdi Aralık ayında da yine 16'sında para politikası kurulu toplanacak. Bir puan muhtemelen yine şey olacak, faiz düşecek. Düşürme sinyalleri geliyor. Evet. Ne yapacak insanlar? Ne yapmalı? Mal hizmet almalı mı? Beklemeli mi? Parayı iPhone'a mı yatırmalı, dövize mi yatırmalı, ne diyorsun? Çok gerekli değilse bence iPhone'a yatırmamak lazım. İş için alanlar için söylemiyorum. Bu malı muhakkak alacaksan alınmıştır ama kalkıp da şimdi hani yarın artacak bu. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ekonomi çok kötü olursa o iPhone'u hani artık yani ekmekle ilgili sıkıntı olursa iPhone'u kırıp kenarından kıtlayamazsın. Hı-hı. Veya onu satmayı hayal ediyorsun ama satamayacağın bir durum da olabilir. Parada kalmakta yarar var. Hı-hı. Yani çok büyük, özellikle taksitli borçlara girmemenizi ben tavsiye ederim sevgili dinleyicilerimiz. Başınıza her şey gelebilir. Önümüzdeki yılın ne getireceği belli değil ama çok sancılı olacağı kesin. Şimdiden gözüküyor açıkçası. Evet, evet. Politika tarafından gelen mesajlar da hiç açıcı değil. İktisadi tarafıyla en azından yorumlamış olalım. Evet. Evet, dolayısıyla kendinizi Cuma, Perşembe, muhteşem Perşembe, muhteşem Cuma diyerek hırpalamayın. Sakin olun, uzun vadeli borçlanmalara girmeyin. Evet. Önümüzdeki haftalar, aylar hiç iç açısı değil açıkçası. Mevcut pozisyonunuzu bozmayın diyelim ama yoksullaşma her geçen gün artıyor. Bozulan pozisyon bu oluyor. Cepteki para eldeki iPhone'dan iyidir diye de bir şey uydurayım ben. Dahan sözü. Evet, mesajımız alınmıştır. Evet. Sosyal Link. Buradan hemen yine farklı bir gelişme olduğuna geçelim. Elektrikli araçlarla ilgili bir düzenleme çalışması var. Bu konunun detaylarına hakim misin? Bir takım vergisel düzenlemeler, başka düzenlemeler. O benim tahminim şarj istasyonları ile ilgili bir açıklama oldu EPDK başkanından. Diyor ki biz bu konudaki standartları belirlemeye başladık. Önümüzdeki yıla bu yetişecek muhtemelen. Türkiye'de şarj istasyonları nerede? Bunlar işte bir haritada toplayacağız, bunları görebileceksiniz. Bir lisans modeli getireceğiz dediği an bu regülasyon vergi demek. Çünkü devlet durduk yere regülasyon falan çıkartmaz. Bir sebebi vardır. Elektrikli araçların şarj olma konusu protokolleri uzun yıllardır çok net bir şekilde belirlendi ve teknolojisi çok iyi. Yani araçlarla işte istasyonun haberleşmesi, riskler zaten minimum. TSE bu konuda bir çalışma yapacakmış mesela, işte ne olacak? Zaten o standartlar belli ki. Efendim sonra yaygınlığıyla ilgili devlet çalışma yapacakmış. Şarj istasyonları zaten yaygın. 4 tane şirket var. Halır halır çalışıyorlar zaten şu anda. Sizin yapacağınız regülasyon bu insanların karını düşürmek yönünde olacağı için aslında kötü bir şey olacak. Ya yani bir regülasyon olmasa Türkiye'deki en büyük problem işte serbest bırakmamak, serbest bir ekonomik yapı olmaması, devletin durmadan paralı olan işlere burnunu sokmaya çalışması. Aynı durumu BTK'da da görüyoruz. Normal şartlarda evimizdeki internetin minimum 100 megabit olmasını sağlayacağına kalkıyor işte sektöre giren oyuncu 1 milyon lira sermaye şartı koyuyor herkes girmesin diye. Şimdi benzin istasyonları gibi lisans işte falan konuları söylenince demek ki siz bu lisansları da parayla satacaksınız. 4 şirkete belki şu an lisans verilecek ama bu da tekelleşmeye sebep olacak. Ben kendim bir girişimci olarak belki çok güzel bir şarj istasyonu kuracaktım. Bana öyle şeyler dayayacaksınız ki şartlar.
Efendim işte 81 ilde yaygın olacaksın, bilmem ne, şu bu. İstemiyorum ki, ben belki lokal bir şarj istasyonu olmak istiyorum. İlle gidip o büyüklerle anlaşmak zorunda bırakacaklar. Ve olayı doğmadan öldürecekler. Ha, bu arada tabii benzinden dolayı kaybolan şu vergi de var ya, ona da takıklar şu anda. Çünkü her ne kadar özel şirketler şarjı ev elektriğinin iki katına bize yansıtsalar da fatura olarak, sonuç itibariyle bir rekabet var, kendi kendine yuvarlanıyor, dönüyor. Ama yarın öbür gün aynı benzinde olduğu gibi ya elektriğin şarj, araçların şarj olduğu elektriğinde birimini bunlar belirlemeye kalkarsa, o ya ona ÖTV koyarsa, nasıl olacak bu iş? Ki olma olasılığı yüksek. Ya kesinlikle. Yani şu an çünkü hem elektrikli araçların ÖTV'sinin arttırılmasından biz bunu görüyoruz. Hı-hı. Hani çevrecilik, hani yeşil mutabakat falan filan. Hı-hı. Hani çok seviyoruz biz doğayı, çevreyi. Hı-hı. Her tarafın elektrikli araç olması gerekirken kalkıyorsun, ÖTV'yi arttırıyorsun. Yılbaşında tekrar bir elektrikli araçtaki ÖTV'nin arttırılması da söz konusu. Evet. Hiçbir tutar tarafı yok yani yine. Elektrikli araç kullanıcısı olarak bayağı dolduğunu fark ediyorum. Ya biz evimizde doldururuz. Ya tabii bu elektrik olduğu için avantajlıyız. Ben şimdi bahçede, evin bahçesinde petrol çıkartamam. Yani zor kurmam. Yani bulmam da zor zaten. Ama ev elektrikli, elektriğiyle aracımı şarj edebiliyorum. Sokakta niye tercih ediyoruz? Şehirler arası yollarda hızlı şarj olanağı verdiği için. İhtiyaç. Canımı sıkarlarsa giderim 6 saat otururum orada arabamı şarj etmeye. Ara sürede adaptörle kafenin şeyine, fişine takarım arabayı. İnatsa inat. 6 saat çadır kurarım orada, öyle şarj ederim arabamı. Yani elektrik konusu pek onların alıştığı böyle benzin olaylarına falan kafak olarak uymayabilir. Sonuçta pişman olacak hareketler olabilir. Diyecek laf yok yani. Ben böyle duyunca biraz irite oldum. Hemen de yazdım Twitter'dan zaten. Evet, gördüm. Yani bir şeyin nasıl daha kolay yapılabileceği üzerine değil, nasıl yapılamayacağı, yapılması üzerine değil, yapılamayacağı üzerine bir mekanizma işletiyoruz. Ya bu ülke girişimci katili. Ben zaten sonunda artık bu haftayı yapıştıracağım. Ya bir salın insanları ya. Bir şey çıkıyor, arkasından hemen uygulamayla baltalıyorlar. Baltalama ya. Ön aç, yol aç. Hani biz de bir şeyler icat edelim. Ondan sonra işte dünyada neden Türkiye'de büyük bir marka? Nasıl oluşsun ki sen doğmadan öldürüyorsun? 4 tane enerji şirketi vardı. Belki birileri daha yatırım yapmayı düşünüyordu. Bu haberi görünce kesin vazgeçen insanlar bence. Ya bir de rekabeti açık ve şeffaf kurallar içerisinde değil. Biraz önce çok güzel anlattın. Yani birileri lehine arka plan politikalarıyla işletip birileri lehine bir sistem kurmak. Ya ne olacağını bilmiyoruz. Yani. Belki aksi de olabilir ama bizim önceki hayat deneyimlerimiz bunun böyle olacağını gösteriyor. Evet. Yani regülasyon Türkiye'de vergi ve cezalandırma ve girişimciyi de yasaklamaktır. Ben öyle görürüm. 2020'li yılların sonuna kadar dünyadaki trend süreçleri de biliyoruz. Elektrikli araçlarla ilgili nasıl bir gelişim seyri olacağını da gördüğümüz zaman bu tip regülasyon girişimleri ne Türkiye ekonomisine yararı var, ne kullanıcıya yararı var. Hiçbir anlamda yararı yok. Taksi plakalarındaki konuyu görüyoruz işte. Taksi plakaları özgür olsa, yani herkes arabasını Amerika'daki gibi Uber yapıp bir servisçilik sunabilse, hı-hı, o zaman taksi problemi diye bir şey kalmaz. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Bu taksi plakaları kısıtlı olduğu için bu kızılca kıyamet kopuyor. Adam yol beğenmiyor, şunu, hı-hı, beğenmiyor. Hani iyileri tenzih ederim taksi şoförlerine ama genel İstanbul'da bir taksi probleminin olması sebebi bu. Özgürlük olsa böyle bir dert olmazdı. Ya bu bir matematik, fiziksel bir kural yani. Bu kadar sayı azsa ve insan sayısı fazlaysa kullanmak isteyen, sistemi sorun yaratması kaçınılmaz bir şey. Evet, İşin matematiği bu. Sosyal link. Buradan farklı bir konuya geçelim. Hangi konuya geçelim? Dijital miras. Teknoloji, dijitalleşme o kadar yaygınlaştı ki sevgili Doğan Uzgur. Hepimizin artık sosyal medya hesapları, e-ticaret sitelerinde hesaplarımız, kripto para hesaplarımız, e-devlet hesaplarımız, birçok yerde oluşturmuş olduğumuz yazılar, metinler, hesaplar, dijital kimlik verileri, birçok kişiliğimize bağlı varlıklar oluşmaya başladı. Bunlar hani bazıları fiziksel varlıklarda, parasal varlıklar olsun, İşte fotoğraflarımız, hı-hı, videolarımız, bir takım varlıklarımız. Çok fazla insan aslında bu dijital miras konusuna kafa yormuyor gibi geliyor. Birazcık bunun üzerine konuşalım istedim, hı-hı, bu bölümümüzde. Var mı senin dijital mirasla ilgili bir takım çalışmaların? Bunlar ben mesela bugüne kadar... Düşünmediniz değil mi? Düşünmedim. Zaman zaman bu yani aklımıza geldiği noktalar oldu ama somut olarak, hı-hı, ya benim bir takım varlıklarım var. E-posta hesaplarım, işte fotoğraflarım, videolarım. Herkese tabii ki uzun ömürler diliyoruz. Sağlıklı uzun ömürler ama... Ama ölüm de bir gerçek. Ölüm de bir gerçek. Yani her an başımıza ne geleceğini, hı-hı, bir trafik kazası geçirip geçirmeyeceğimizi bilmiyoruz. Evet. Ne olacak? Yani bizden sonraya bu varlıklarımız ortada kalmış olacak. Şu anda daha birkaç nesil geçmediği için
sosyal medyada vesaire bazı çok genç vefat edenlerin veya işte yaşlı sosyal medyaya girenlerin sosyal medya hesapları insanlara dert olabiliyor. Hatta bir dönem Facebook veya Twitter mı uygulayacaktı vefat edenlerin hesaplarını silelim. Ama bu sefer şeyleri tepki gösterdi çocuklara. İşte ben ara ara sosyal medyaya girip onun hatıralarına bakıyorum. Burada işte iki tane karışık konu var. Normalde miras olarak bırakan şeyler bir sonraki nesle hem zenginliğin taşınmasına hem de o insanın hayatı boyunca elde ettiği varlıklarında devam etmesini sağlıyor değil mi? Bir çok sevdiği bir aksesuar olabilir. Hani mağara döneminden gelirsek adamın bıçağı fil dişinden yaptığı bir aksesuarı mesela kalıyor hani. Evet. Ama her şey dijitalleştiği zaman işte metaverse'e geçtiğimiz zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Sadece yok olan bir toprak halinde kalıyorsun. Verinin saklanması bu hizmeti verenler açısından da bir maliyet oluşturuyor. Bir şeyi sonsuza kadar saklamak mümkün belki olamayacak ilerleyen zamanda. Rafine edilmesi lazım. Ama aynı normal hayatta olduğumuz gibi tükettiğimiz şeyler de var. Yani o açıdan bakıldığında sosyal medya tarafında her şeyi saklamak belki çok doğru olmayabilir. Çünkü her paylaşımınızın değeri yüksek mi sosyal medyada paylaştığımız? Hani her biri bir blog yazısı değil paylaştığın şeyin. Bazısı diyor ki işte otobüse bindim. Hani bu bilgiyi saklamak sadece o an önemli. Otobüse binen insan sayısının tespiti big data. O yüzden bence bazı veriler anonim hale getirilip toplam bir data olarak saklanabilir. Ama herkesin her yazdığının saklanması da anlamsız geliyor. Bilgi çöplüğüne döner iş. Bunu yapılacak belki kurulacak bir yapay zeka ile biraz rafine edip neyin saklanıp neyin saklanmayacağını sosyal medya sitelerinin belirlemesi lazım ki arkada kalanlar tatava yapmasın. Ama bunu sosyal medya markaları bu tip platformlar mı belirlemeli yoksa dijital mirasın bırakılacağı kişiler mi? Yani belki diyelim ki işte benim ailemden birisi vefat etti. Onun dijital varlıkları kaldı. Mirasçısı da benim. Ben belirleyebilirim. Belki o silinsin, bu kalsın. Burada aynı normal geleneksel mirastaki gibi tarla, bağ, bahçe, dükkan kalıyor mirasçılara. Evet. Satılıyor. Satılmıyor, tutuluyor, kalıyor. Aynı onun gibi dijital varlıklarda da böyle bir mekanizma. Ama dijital varlıklarda platformu kuranların bu işe bir para harcamaları söz konusu olduğu için hani devlet zoruyla az önce söylediğimiz gibi yani buna kural koyarsan adamı zarara uğratırsın. O yani o yüzden bence kullanıcı sözleşmesinde belirlenen bir şey olması lazım. Nasıl belirleneceğini bilmem. İşte şu kadar belki like alan işte girdiler saklanacaktır falan. Artık bir şekilde sözleşme belirler. Çünkü buralar sonuçta özel şirket. Bunlar devlet değil ki. Evet. Onlar belirler kafasını. Parantez açayım bu sözün üzerine. Mesela bu konuyu da bu yayında gündeme getirmemize neden olan unsurlardan bir tanesi de birkaç hafta önce iOS güncellemesinde Apple'ın dijital miras programı başlatmış olması. Yani insanlara kime bırakmak istiyorsun, nasıl bırakmak istiyorsun şeklinde bir uygulama da Time kapsül isteyen, verisinin sonsuza kadar saklanmasını isteyen de bedel ödesin veya mirasçıları bunu ödesin. Yani milyarlarca insanın verisini saklamanın kimseye bir yararı yok. Yarın öbür gün bir veri sızıntısı olması durumunda yani vefat etmiş birinin bazı verilerinin ifşa olması da tatsız olabilir. Yani en azından ölümle birlikte o konu temizleniyor mesela. Ya devlette bile 10 yılda zaman aşımı var. Hani bir suçla ilgili yakalanmazsan mesela. Ama oldu da 100. yılda patlattılar veri tabanını. Rahmetli dedenin partilediği bir akşamki fotoğrafı çıktı karşına şimdi. Bu hoş mu yani? Hani işte bunlar var yani. O yüzden internette nasıl unutulma hakkı varsa ölünce de peşimizi bıraksınlar artık. Yani mezarda ters dönmeyelim yani. O açıdan bir sözleşmeyle hükümle belirlenmesinde yarar var diye düşünüyorum. Ama yok benim korkum yok. Her şeyim sonsuza kadar saklansın diyen de ve bunun bedelini ödesin ve mirasçıları bunu her ay bedelini ödesin. Bu iş böyle çözülsün. Sulh yoluyla çözülsün. Yani bu mahkemeler konusunu açmışken tabii teknoloji yıllardır ya da 10 yıllardır, 1000 yıllardır diyelim daha doğrusu daha da genişleterek teknoloji önce gelişiyor. Daha tabii sonra ki, bunun hukuksal ve siyasi çerçevesi oluşmaya başlıyor. Evet. Günümüzde de öyle. Hukuk da poliste her zaman suçludan bir adım geridedir. Yani bilinenin aksine. Önce suç işlenir. Çünkü şeyden geliyor bu zaten. Ceza hukuku mantığından geliyor. Suçu işlemeden engellemek yani saçma olduğu için o yüzden suç işlenmiş olur. Minority Report muydu? Azınlık raporu. Azınlık raporunda vardı. Suçu işlemeden tespit eden yaratıklar havuzun içinde böyle yatıyorlardı. Kürt film evet. Evet. Ya o mantık doğru mu? Evet. Ya o açıdan da bakmak lazım konuya. Tabii konuyu genişletmeyeyim ama o noktaya doğru giden birçok girişim de var. Yani şunu demek istiyordum ben. Şu anda dijital mirasla ilgili bir yasal düzenleme çerçevesi de aslında. Ya devlet gözü burnunu sokmasın. Programın başında. Vallahi biraz önce ya. Konuştuğumuz elektrik konusundan sonra pı, konu gündem. Ya pı tı ya. Ama şimdi şöyle. Kripto para mesela bunlar da dijital varlıklardan
Tamam, sokmadı örnek. Devlet burnunu, taş gibi sistem nasıl, devam ediyor işte. Mesela işte kripto varlığın var, dijital param var, evet. İşte rahmetli oldun gittin. Hı-hı. Nasıl, hangi şeye, hukuka göre, kural, normal miras kural başta göre konmuş. Mi? Kriptodaki ana cüzdanı açarken ki anahtar kelimelerin yoksa bu gitti. Var. İşte var mı bunu düzenleyen yasal düzenleme, yok. Mis gibi. Başta sözleşme olarak yazılmış. Sen kripto varlık kullanıyorsan bunu biliyorsun hayattayken. Hı-hı. Bununla ilgili tedbirini al. Önlem alırsın, tedbirini verirsin sevdiğine keywordlerini. Veya işte öldüğün zaman zarftan açılır çıkar falan filan. Konuyu çözersin. Devlet ona da burnunu sokmasın. Bu sefer şeyler, oğlan çocukları kız çocukları kavgası başlar. Miras kime kalacak falan. Ama o kripto paralardan nasıl vergi alacak? Burnunu sokmasın devlet. Ya zaten problem ama ben ne dedim? Devlet bir şeyi regüle ediyorsa Indira Gandhi'sini yapmak için yapıyordur yani. Ama ticaret oluşmuşsa vergi almasın mı devlet? Bu bir ticaret mi? Yani gelir varsa ortada, bu geliri vergilendirmek. Yok, varlık saklıyorum. Dolar alıp sattığım zaman vergi mi veriyorum mesela? Altını alıp sattığım zaman vergi mi veriyorum? Ya yani önce devlet ona karar versin. Eğer buna alım satım gözüyle bakıyorsa aynı diğer dolar gibi altın gibi davransın. Yok bu tarla tapan gibi bir şey diyorsa vergisini alsın, ona göre bir değerlendirme yapsın. Ben hem öyle demeyeyim hem böyle demeyeyim hem de parayı alayım. Öyle yok. O zaman birini seçeceksin. Hı hı. Ama kuralsızlık her zaman kötü bir şey değil. Kripto konusu da kendi kendine gelişen, insanların geliştirdiği bir şey. Devlet de burnunu sokmadı. Hep tehdit etti. Kaldırırız, keseriz. Biz desteklemiyoruz. Amerika'da şimdi en çok eleştiren finans kuruluşları bile yatırım önerisi olarak sunmaya başladılar kriptoyu. Hı hı. Hatta işte şeyin tanımını bile yapmışlar. Bitcoin evet bir varlık saklama aracıdır. Yani biz zamanında böyle dedik ama hani çok özür dileriz diye. Bunu insanlık da yattı ekonomik sisteme. Bunlara kalsaydı aynı alışkın olduğumuz sistemde hayat devam ediyor olacaktı. Biraz kripto kripto girdi de hem dünyadaki zenginlik el değiştirdi. Az da olsa, çok değil. Altının ons fiyatına baktığın zaman yıllardır 2000 doların üstüne çıkması bekleniyor. Geçen gün 1800'den yine 1700 dolara düştü altının ons fiyatı. Ama kripto yükselmeye devam ediyor. Hmm. Demek ki gelecek burada. Evet, evet. Yani altının anlamsızlığı ortaya çıktı diyelim. Hı-hı. Savaşlar çıkacaktı, pandemi çıkacaktı da altın sahipleri köşeye dönecekti sözde. Öyle deme, altın da uçtu gitti ya. Altın niye uçtu? Dolar yüzünden uçtu. Ya bu altın yatırımcısını çok seviyorum. Çok tatlılar zaten. Diyor ki çeyrek altın 1000 lira oldu. Kardeşim dolar 13,5 lira oldu. Hı-hı. Da ondan oldu. Ons fiyatı düştü. Enflasyona karşı sen ezildin. Evet. Yani dolar enflasyonu. Evet, evet. Neyse. YTD. Bu konuyla ilgili son olarak sana şunu sorayım. Benim herkesin dijital varlıkları var. Var değil mi? Var. Ben peki şu anda biz bunu konuşuyoruz. İnsanlar da bizi dinliyor. Hı hı. Herkes de aynı soruyu soruyor olabilir. Acaba nasıl bir uygulama kullanırsam, yani neler yapmam gerekirse bunları ben mirasçılarıma bırakabilirim. Özel programlar, uygulamalar, bir yol haritası ya da öneri diyeyim, yol haritası değil de. Şifreleri deftere yazarsın, evde bir köşeye koyarsın. Bu kadar basit mi ya? Bazı yaşlı bazı modeli. Uygulamalar. Banka kart şifresi. 1, 2, 3, 4. Başka yolu yok diyorsun. Yani ya insanlar kendi çarelerini bulsun. Biraz zeka pırıltısı olsun içinde. Her şeyde devletten beklemeyin. Hı. İşte bankaya bırakıyorsun. 3 ayda bir şifreni değiştirtiyor. Kimse şifresini bilmiyor, banka şifresini. Herkes hatalı giriyor. Niye? Hı. Banka işte biz sizin güvenliğiniz için bunu değiştirmeniz lazım diye bir kural uydurmuş. Hı. Devlet de desteklemiş. Çünkü bankayı mesul tutmuş. Hı. Adamın şifresini kaptırmasından. Banka da demiş ki madem öyle hepinizi yakacağım. Değiştirin şifreleri. Ya de son 3 şifreden biri olmayacak. Ardışık olmayacak. Takla atan olmayacak. Ünlem koy, soru işareti koy. İkinci girdiğinde şifreni yok. Hı-hı. Komple kurtarma prosedürü. Biraz insanlar da lütfen hani yani hayatta bu kadar boş beleş olmasın yani. Biraz bir dikkat edin. Ona da siz karar verin nasıl yapacağınıza. Ben bazen düşünüyorum. Mesela belli bir süre işte internet sisteme girmezsen mesela oradaki algoritma anlasın ki ben öldüm. Orada artık ya ima etsin ya da ekrana bir not yazsın mesela. Bunu da kimsenin bilmesine gerek yok. Hani arkadakilere hani bir komple giydirip böyle bir sıvayıp bir video yayınlasın orada mesela. Manifesto yayınlasın falan. Ya bunu kendin organize edeceksin. Hı-hı. Veya bunu yapmaya yazılım olarak yeteneğin yoksa bir girişim fikri ben size vermiş olayım. Böyle bir girişim yapın. İnsanlar belli bir süre girmeyince bir şey kutu açılsın içinden, hı-hı, çıksın. Blockchain'de de çok tatlı olur bu iş, hı-hı, yaparsanız. Evet, bir fikir de vermiş olduk. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Hı-hı. Twitter, Facebook, LinkedIn birçok sosyal medya platformu dahil olmak üzere herkes bu dijital miras konusunda da kafa yoruyor ve kendi uygulamaları içerisinde aynı Apple'da olduğu gibi bir takım çözümler de getirmeye şu başladı. Çünkü 10 yıllar geçmediği çok yol için kat edildi. Çok şeyler duruyor. Olmuştu. İçerikler, hı-hı, duruyor. Hani çok 10 yıllar geçmedi ama belki 50 yıl sonra, hı-hı, diyecekler ki bir hareketsiz hesapları, evet, temizleyelim. Ama yalnızca sosyal medya değil tabii ki, yani bulutta, dijital tarafta biliyorsun ki biyometrik verilerimizden tut çok geniş alanda ya, veriler oluşmaya başladı. İnsan ölünce dijital de ölsün ya.
Yani dedenin bir rezilliğiyle karşılaşmak istemiyorsan 50 yıl sonra falan filan silinsin ya bu, yani. Yani tabii bu senin önerin ama bu bence konu sosyolojik, felsefi, psikolojik anlamda çok konuşulması ben gereken bir konu. Ben okullara, konferansa gittiğim zaman hep çocuklara şunu söylüyorum. Gençken internete yüklediğiniz şeyler siz silince internetten silinmiyor. Bir gün geleceksiniz 30-40 yaşına. Belki çok önemli bir siyasetçi, belki çok önemli bir iş adamı olacaksınız. Lütfen paylaşımlarınıza dikkat edin. Evet. İleride karşınıza pat diye çıkabilir. Evet. O yüzden dikkatli olmak lazım. Sosyal link. Evet, son olarak biz kripto para konuşmadan duramıyoruz. Gündemde bunu konuşmaya teşvik eden sürekli gelişmeler oluyor. Dünyanın her noktasında kripto parayla ilgili, dijital paralarla ilgili haberler geliyor her hafta. Bizler de takip ediyoruz. Son hafta, geçen hafta Hindistan'dan bir haber geldi. Yine kripto parayı yasaklayacak Hindistan diye. Komşusu Çin bu konuda çok yol kat etti. Kendi dijital parası üzerinde çalışıyor. Kripto paraları yasakladı. Madenciler ekipmanları topladılar. Amerika'ya gittiler. Biliyoruz ki sık sık da konuşuyoruz. Bir taraftan da El Salvador gibi ters yönde sürekli yatırım yapan ülkeler de var. Bu çelişik durumu nasıl yorumlarsın? Sende farklı bilgiler de var. Biliyorum. El Salvador başkanı, genç başkan geçen gün Bitcoin City diye bir şeyin lansmanı duyurusunu yaptı. Evet, dev ekran önünde beyaz şapkasını ters takıp beyzbol kepini ağır kıyafetleri de çıkartıp böyle sünnet çocuğu gibi onun bir çaprazdan böyle şeyi vardı. Kıyafeti, resmi kıyafeti vardı. Onu çıkartıp bir sunum yaptı. Buradaki hayali tamamen işte Bitcoin geliştirmeye yönelik bir şehir olsun. Buradan aldığımız verginin yarısıyla işte şehrin temizlenmesini falan geri kalanında da yatırımlarını destekleyelim demiş. Ortaya bir vizyon koydu. Evet, El Salvador çok zengin bir ülke değil. Eleştiriler var içeride. Millet burada acırken sen Bitcoin City falan yapıyorsun diye ama o ülkenin de başka bir kurtuluş şansı yoktu. Aslında bir vizyon, bir çerçeve çiziyor ve küçük bir ülke olduğu için diğer ülkelere de bir şu anda test ortamı sağlamış oluyor. Hindistan önce gitsin de hava kirliliğini çözsün. Zehirlendi millet hava kirliliğinden. Ama tabii ki bu yasaklama haberinden sonra şöyle bir gelişme oldu. Biz her şeyi yasaklamıyoruz. Sadece belli kripto paralar. Yani işte, onda da geri adım attılar galiba. Ya o blockchain'i kullanan, aktif olarak kullanan şeyleri yasaklamayacağız. Neden? Hindistan'da bir yazılımcı gerçeği var değil mi? Çok iyi yazılımcılar var orada. Dünyanın en önemli ülkelerden biri. Evet, ve blockchain konusunda da geliştirilecek daha çok teknoloji var. Sen bunu ülkende yasaklarsan bu gençler nasıl blockchain ile ilgili teknoloji geliştirebilirler? Anında geri bastı. O ilk açıklamayı kim yaptırdı? Açıklama doğru muydu? Bazen Bitcoin'in veya kripto paraların fiyatlarının hareket etmesi için böyle garip açıklamalar bir anda çıkıyor. İşte geçen Walmart'ta Litecoin geçecek bundan sonra dediler. Pat diye çıktı. Sonra açıklama yaptılar. Özür dileriz, yanlış habermiş. Yani o arada bir vurgun oldu tabii. Yani yatırımcıların bunlara da dikkat etmesi lazım. Ben Hindistan'dan böyle bir performans çok beklemiyorum. Çünkü yazılımla para kazanan bir ülke zaten burası günün sonunda ve insanların halini de görüyorsunuz yani hani hava kirliliğini falan filan sanayiyle zaten bu adamlar kalkınamaz. Bunların kalkınacağı yegane şey bilişim ve teknoloji. Yalnızca Hindistan'ın değil bütün ülkelerin aslında yaklaşık olarak. İngiliz sömürgesinden gelen dil avantajlarıyla falan işte ve çalışkan olmalarıyla dünyada belli bir noktaya geldiler. Ben bunu kendi ülkemiz için zaten her zaman dile getirdiğimizi tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'nin bilişimden başka çaresi ve kurtuluşu yoktur diye. Bakın yeşil mutabakatla ilgili işte anlaşmalar yapıldı şu anda, yapılmaya devam ediyor. Zaten bizim çevrenin içine eden, dumanı tüten sanayiye çok ciddi cezalar kesilecek. Yakın bir zaman içinde kendilerini düzeltmezlerse zaten o övündüğünüz, gurur duyduğunuz ağır sanayi Avrupa senden mal almayacak. Ya da karbon cezası kesecek sana. Üretiminden kaynaklanan. Bitiyor o iş yani. Evet. Bir de biliyorsun müjdeli bir haber geldi. Hafta içerisinde. Müjdeli haber var. Tabii ki. Hadi bakalım. Kaynak giriyor Türkiye'ye. Çok önemli bir anlaşma yaptı Türkiye. Ne yaptı? Hafta ne satıyoruz? 10 milyar dolar para geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile. Nereye yatıralım bu parayı? Var mı önerin? Yok, zaten paranın geleceği söylendi de nereye geleceği söylenmedi. Herhalde onu da BBC'den falan okuyacağız. Bizim yerli basında çıkmıyor çünkü. Var mı önerim? Bir yol gösterelim buradan. Işık olalım. Yani bak o kadar söylüyorsun. Teknolojiye yatırın diyorsun. Türkiye'yi taşa toprağa yatıracaklarmış diye kuşkulanıyorum. Yani ben şöyle diyorum. Yani Türkiye'yi kocaman böyle bir dev ağzı açık kuşa benzetirsek hani bana solucan ver anneciğim de diyen gibi 10 milyar dolar onun gagasının ucunun kemiğine yetmez yani. O kadar az bir para o şu durumda. O yüzden nereye yatıracağının falan hiçbir önemi yok. 10 milyar
dolar yani para değil yani. Biz onu yarım günde kıtlarız o parayı biz. Beni çok heyecanlandırmadı o yüzden. Ama verilen tavizler üzdü ama. Çok ucuzladı Türkiye'de mallar, mülkler. Yani o aslında bizim izleyicilerle, bende çok takipçi yok. Şey, YouTube'da 1500 falan abone var bende. Herkes bir para atsa bir bankanın falan alırız biz %10 hissesini. O kadar ucuz yani. Durum o kadar kötü durumda. Aramızda para topla bir banka sahibi falan olabiliriz aslında. Takipçilerimiz o kadar zengin diyorsun. Ya önemli olan nitelik. Evet. Bizim takipçilerimiz nitelikli. Evet. Her birinin cebi kesinlikle dolu. Çünkü bizim anlattıklarımızı dinliyorlar ve feyiz alarak yatırımlarını bu yöne doğru kaydırıyorlar. O yüzden bizde cebi boş adam yok. Hepsi zengin. Gönlü zengin. Evet. Evet efendim, bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Yine keyifli bir sohbet oldu. Siz de keyif almışsınızdır umarım. Ekleyeceğim bir şey yok zannediyorum. Kestim önünü sorarken. Şey oldu geçen hafta, bu resmi gazetenin yayınlanmasıyla ilgili herkes bir heyecanla bekliyordu. Evet. Gazete çıkmadı falan filan. Belki önümüzdeki hafta gelen acil bir resmi gazetedeki yayında bizim yayını kaldırırlar. Türkiye'de her an her şey olabiliyor çünkü. Evet. Gazeteleri takip edin. Bütün evet. kararlar orada, gizli kararlar. Ama bazen de kilitleniyor biliyorsun. Resmi gazeteye giremiyoruz. İşte ne oldu, olduysa. Ne oluyorsa arada. Matbaa durmuş. Evet efendim. Peki. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Social Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sociallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.